Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorularımızda karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden 100 alacağımız yazılımıza hadi gelin birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda dernek, oda, vakıf, sendika gibi isimlerle gönüllü insanlar tarafından halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan dayanışma grubuna sivil toplum kuruluşu denir. Bakın karşınıza soru olarak gelebilir bu tanımı da alın cebinize koyun. Sivil toplum kuruluşu nedir dediğinde bunu yazarsın. Halkın yararına çalışan gönüllü kişilere sivil toplum kuruluşu denir diyebilirsiniz kısaca. Sivil toplum kuruluşlarına iki tane örnek veriniz. O zaman iki tane örnek verelim. Birinci örneğimiz Kızılay'dır arkadaşlar. Kızılay. Kısaca yazıyorum Türk Kızılay Derneği olarak da yazabilirsiniz. İkinci olarak da tema'dır. Peki Kızılayın görevi nedir? Herhangi bir afet ya da doğal olaylarında ya da yardıma muhtaç olan herhangi bir vatandaşımız ya da yurt dışında bir birey varsa ona yardımla görevli sivil toplum kuruluşudur. Tema ise bizim akciğerlerimizi koruyan ülkemiz genelinde ağaçlandırma çalışmaları yapan güzel bir sivil toplum kuruluşudur. Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz? 3 tanesini yazınız. Şöyle baktım, kendime baktım. Allah'ım dedim bu çocuk ne olabilir? Şimdi neye bakacağım? Kendime bakıyorum, tamam mı? Kişisel ilgi ve yetenek. Kişisel ilgi ve yetenek. Yani dedim ki gan senin kişisel ilgin nedir? Ben insanlara ders anlatmayı çok severim. Aferin güzel. Konuşmayı da güzel yaparım. Bir tek yazı yazmada biraz yeteneğim yok ama onu da benim öğrencilerim hepsini affeder hepinize böyle kocaman sevgi dolu öpücükler göndereyim. E şimdi bu yeteneklerim var. Tamam. Bunu aldım cebe. Hmm, hangi işleri yapabilirim diye düşünüyorum. İş imkanları Bizim alanda iş imkanları çok yok arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten online'dan bu işi yapıyoruz. Eğitim. Eğitim. Evet gittim üniversitemi öğretmenliğimi okudum. Ve çalışma koşulları. Çalışma koşulları. Zaten YouTube şöyle söyleyeyim arkadaşlar milliyetine çalışsam var ya of mis gibi böyle hiç deli gibi boş zamanım olur ama YouTube'da çalışıyoruz ya. Böyle sürekli 24 saat bir fiil çalışıyoruz. Yani 24 değilse de 25. saati bulmuşuzdur. <laughs> Şimdi bu yeteneklere baktığımda ben dedim ki ders anlatmayı seviyorum, öğrencilerle ilişkim iyidir, güzel, sabırlı biriyimdir filan eğitimimi de aldım dedim. O zaman ben ne yapacağım? Öğretmenlik yapacağım. Yani bir meslek seçerken bu 3 noktaya, 3 püf noktaya dikkat etmemiz lazım. Peki geldik. Lonca teşkilatının ahilikten farkı nedir? Açıklayınız demiş. Şimdi ahilik teşkilatı hangi devlete aittir? Anadolu Selçuklu devletine ait bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın başında Ahi Evran vardır. Sonra geldik Lonca Teşkilatı'na baktık. Osmanlı Devleti'nde bu esnafların birbirlerini geliştirmesi ve dayanışması için yani içerisinde eğitim verilen ve dayanışması sağlanan bir yerdir. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği var ya şimdiki onun gibi düşünebilirsiniz. Peki hocam ikisinin de sistemi aynı. Değil mi? Şu söylediklerim ikisi için de geçerli. Peki aradaki en önemli fark nedir? Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti bir Türk Müslüman Devletidir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'ne baktığınızda içerisinde hep Türk ve Müslüman vardır. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda Osmanlı Devleti'nde farklı milletler vardır ve Müslüman gayrimüslim gayrimüslim vardır. Çünkü Osmanlı Devleti çok fazla yerleri fethettiği için arkadaşlar toprak olarak çok fazla büyüdüğü için oradaki tebaayı yani halkı da yine kendi vatandaşı olarak görmüştür. Yani farklı milletler vardır. İşte aradaki en önemli fark budur. Ahilik teşkilatında ahilik teşkilatı yalnızca yalnızca Müslümanlardan oluşur. Ardan oluşur. Ama Lonca'da Lonca'da gayri gayri Müslümler Müslümler bulunur. Aradaki en önemli fark budur arkadaşlar. Şurayı da çizdik ya neyse artık kusura bakmayın. Aradaki en önemli fark budur. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam Anadolu Selçuklu'da gayrimüslim yok muydu? Vardı. Zaten almıyorlardı arkadaşlar ahilik teşkilatını ama çok fazla Osmanlı'daki kadar yoktu. Burada tam bilgiyi kaçırmayın diye detaylı bir şekilde söylüyorum. Genel ağ üzerinden yapılan alışverişe e-ticaret denir. E-ticaretin avantajlı olduğu gibi de dikkat edilmediğinde dezavantajları vardır. Genel ağdan yapılan alışverişin zararları neler olabilir? Yazınız. İnternete girdiniz. Herhangi bir firmadan gittiniz. Tık 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 böyle alışveriş yaptınız. Aa ne çıktı salatalık. <laughs> hani diyor ya. Aa diyor ya bir tane çocuk vardı. Hatta şey de çıkabilir diyor ya işte neyse şimdi o benim şeyimde değil. İşte onun gibi eline bir tane hıyar aldı tuzluya tuzluya yedi arkadaşlar. Başka yapacağı hiçbir şey yok. Ha o zaman demek ki internetten alışveriş yaparken bazı püf noktalara dikkat edeceğiz. Bize burada diyor ki zararları neler olabilir dediğimiz için güvenlik riski olarak yazabiliriz. Daha sonra devam ettik. Dolandırıcılık yani dolandırılabiliriz. Sahte ürün gelebilir. Orijinal der sahte ürün gönderir. Sonra bilgilerimiz çalınır. Bilgi çalınır. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu e, bazı sitelere benim numaramı vermişler. Mesela günde bin tane böyle yasa dışı siteden Allah'ın mesaj geliyor. Böyle işte şuna bahis yap, buna bahis yap. Yasa dışı bahis siteleri var ya. Diyorum ki ya arkadaş bu benim bilgilerim nasıl çalınmış? İşte biz de zamanında bir hata yapmışız genel ağda. Yanlış bir yere bir telefonumuzu vermişiz. Ya da satmışlar. Bilmiyorum bankalar satmış ya da başka bir yer satmış. İşte kurtaramıyorum. Mesela bu tarz sorunlar karşınıza çıkabilir. Buralarda iade ve değişim, değişim zordur arkadaşlar. Hatta imkansız gibi bir şeydir. Beşinci sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi için yaptığı yeniliklerden 3 tanesini yazınız. Demokrasi, oy verme. Arkadaşlar, cumhuriyetin ilanı. Bakın demokrasinin en iyi yaptığı değişimdir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte demokrasi ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte arkadaşlar çok partili hayata geçirmeyi teşvik etmiştir. Çok partili hayat diyelim şöyle siyasi hayat da diyebilirsiniz arkadaşlar. Siyasi dönem de diyebilirsiniz. Bu nasıl olmuştur? Şöyle anlatayım size kısaca e, bilgilendireyim. İşte Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhuriyeti ilan ettiğiyle birlikte Cumhuriyet Halk Fırkası vardı ve tek partili dönem vardı. Tek partili dönemde de otomatikman ülke ileriye gidemiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü ne yaparsınız yapın muhalif bir ses olmadığı sürece ilerleyemezsiniz. Bunu ağaçlarda da görebilirsiniz. Mesela burada bir ağaç varsa tamam mı uzunsa yandaki küçükse daha sonra bu da uzamak için böyle heves yapar. İşte çok partili fazla partinin olmasındaki amaç budur. Daha sonra seçme seçme şu s ha. Elim kaydı orada. Seçme ve seçme değil yani seçme ve seçilme hakkının kadınlara ve erkeklere verilmesi. Buna ekstra olarak da laikliği de arkadaşlar yine sayabiliriz. Gayrimüslimlere verilen haklarla da bu hak ifade edilebilir. Anda <laughs> ne oldu sorular ters gelmiş. Kağıtları ayarlarken ters koymuşuz ve 6. sorumuza devam edelim. Altın sorumuza baktığımızda sanayi inkılabı ile köylerden kentlere doğru yoğun göç yaşanmış ve kentlerin nüfusu artmıştır. Buna göre sanayi inkılabı hangi alanda değişime yol açmıştır? Sanayi inkılabı arkadaşlar burada baktığımızda nüfus alanında bir değişim ortaya çıkmıştı, çıkarmıştır. Yani demografik alanda alanda değişim. Yani hocam Türkçesini bize de verirseniz takibe veririz arkadaşlar. Nüfus dağılımı nüfus dağılımı mın da etkili olacaktır. Tabi burada şehirler çok yükselmiştir ve şehirlerdeki imkanlar da azalmış olacaktır. Çünkü çok fazla nüfus gelmiş. Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan 3 tanesini yazınız. Yazalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler'e üyedir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Atlantik Askeri Birliği olan NATO'ya üyedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üyedir ve Avrupa Konseyi'ni de yine Avrupa Konseyi diye de şöyle de hızlıca yazalım. Sekizinci sorumuza bakalım. Yani ben bir fazla veriyorum arkadaşlar. Siz bir eksik de yazsanız önemli değil yani. Öğretmeniniz not kırmasın diye. Onun için bol 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 böyle bilgimiz olsun ki bilgi her zaman cebimizdeki hazinedir. Sekizinci sorumuza bakalım. Keşfedilen yeni ülkelerden bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler Avrupa'ya getirilince Ticarette uğraşan kesim zenginleşti. Paraya para demedi böyle parayı vurdular. Bu bilgide coğrafi keşiflerin hangi alanda sonucu vurgulanmıştır demiş arkadaşlar. Burada ekonomik alan ekonomik alanda değişimden bahsetmiş. Çünkü ticaret yapanlar parayı bulduğu için burada zenginleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu durum aşağıdakilerden aha, soruyu çaldığımız belli oldu. Ne güzel yakalanmadıydık. <laughs> soruyu çok beğendim arkadaşlar. Test sorusundan aldım. Çünkü burada dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin belirli dönemlerde yapmasını yani ilk dönemlerde Sakarya Savaşı ile birlikte Atatürk'e verilen yetkilerin daha sonra ayrıştırılarak TBMM e, Cumhurbaşkanı ve mahkemelere verilmesi ne ile adlandırılır demiştir arkadaşlar. Bu adlandırma güçler güçler ayrılığıdır. Şimdi şöyle söyleyeyim karşınıza çıkabilir. Sakarya savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk'e hangi yetki verilmişti arkadaşlar? Başkomutanlık. Bu başkomutanlık yetkisi verilmesi şudur. Buradaki bütün yetkinin Atatürk'e verilmesidir. Buna güçler birliği denir. Ama daha hatta birinci meclise de bu yetki verilmiştir. Daha sonraki aşamalarda bunlar güçler ayrılığı adını almıştır. Aha da geldik son sorumuza. Bugün sorular tersten geliyor. Bak 8 yıllık hayatımda herhalde ilk defa böyle ters kağıt koymuşum. Bu da nasıl olmuş? Bu da bu dersin şansıymış. <laughs> yorumlara kesin yazarsınız. Hocam 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 kağıt tersi. Hadi bekliyorum kağıt ters yazın yorumlara. Elimden geldiği kadar cevap vereceğim arkadaşlar. Anayasanın ilk 3 maddesini yazınız. Anayasa nedir? Bizim devletimizin var olduğu yazılı belgedir. Peki anayasanın ilk 3 maddesi nedir? Tabii ki de size güzel yazımla yormayayım diye arkadaşlar bu kadar uzun yazmayayım diye çıktı olarak getirdim. Burası e, anayasanın e, normal resmi sitede de bakabilirsiniz anayasa.gov.tr'den aldığım bilgidir. Birinci kısım genel esaslar bir devletin şekli. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye devleti bir cumhuriyettir şeklinde burada bildirir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri yani bu cumhuriyet nasıl bir cumhuriyettir? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Yani anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en üst noktadadır diyor. Hukuk devleti kısmında zaten bunu açıklıyor. Üçe baktığımızda devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Üçüncü maddede Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay, yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Bu üç maddeyi öyle bir ezberleyeceksiniz ki aklınıza çivi gibi çakacaksınız arkadaşlar. Bu üç madde bizim varlığımızın maddesidir. Bu devletin ilelebet faydar kalabilmesi için gerekli olan maddedir. Peki hocam bize üç madde dedi. Dördüncü maddeyi niye yazdınız? İşte dördüncü madde de şudur. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkında hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri <laughs> üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez şeklinde anayasanın dördüncü maddesi vardır. Hocam bu ne demektir? Bu şu demektir. Anayasanın ilk üç maddesini kimse değiştiremez arkadaş diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bayrağımızın şekli bellidir. Milli marşımız bellidir. Resmi dilimiz bellidir. Bunları hiçbir şekilde değiştiremezsiniz diyor. Yani orada da gerekli müdahaleyi hani ilelebet payidar kalacaktır derken gerekli müdahaleyi yapmıştır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, goccaman goccaman, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Üç maddeyi de unutmayın.